Selçuk Üniversitesi ve Seretam YouTube kanalları üzerinden canlı yayınla tekrar karşınızdayız. Zirai Söyleşilere hoş geldiniz. Ben Doktor İnci Şahin Negiş. Bugün Zootekni bölümü hocalarımızdan Doktor Gülşah Kambur hocamız bizlerle. Kendisiyle ülkemiz ve dünyada kanatlı yetiştiriciliği ve son gelişmelerinden bahsedeceğiz. Her zaman olduğu gibi sorularınız için Seretam YouTube kanalını kullanabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Her hafta çok güzel programlar yapıyorsunuz. Bu hafta ben de burada olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ederim. Biz de programlarda bize destek olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Hocam öncelikli olarak ülkemiz ve dünyada bu kanatlı yetiştiriciliği ve kanatlı ürünlerinin neden önemli olduğuyla başlayalım isterseniz. Tabii başlayalım. Şimdi zaten aslında bu kanatlı ürünleri deyince tabii aklımıza iki şey geliyor. Birincisi tavuk eti, ikincisi yumurtası. Bunlardan tabii bahsetmek lazım. Neden? Biz bu bilimsel çalışmalarda her zaman şundan bahsediyoruz. Kanatlı eti ve üretiminin önemi açısından işte dünya nüfusu artıyor ve bu insanların beslenmesi gerekiyor. Bir şekilde tabii ki bitkisel üretim ana kaynaklarımızdan birincisi. Ama diğer taraftan da hayvansal protein ihtiyacını karşılamak için tabii ki tavuk etine ve yumurtasına ihtiyacımız var. Tavuk eti neden önemli? Şundan önemli. Tabii ki yüksek protein oranından dolayı insanlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Ama aslında son yıllarda burada bir artış görüyoruz hem ülkemizde hem dünyada tavuk eti üretiminde. Bunun sebeplerinden bir tanesi besin değerinin yanı sıra aynı zamanda bir hazır gıda şeklinde sunuluyor olması, işte pişirmesinin daha kısa sürede oluyor olması, hazır gıda sektöründe de tavuk etini sıklıkla görüyoruz. Öte yandan yumurta da başlı başına bir bütün halinde çok besleyici bir gıda, uzun süre dayanabiliyor. İçinde hem protein hem yağ hem mineral ve vitaminler açısından çok zengin. Dolayısıyla bu iki ürün de bizim beslenmemiz açısından çok önemli. Ama kanatlı üretiminin bu sektörün gelişmesinde tabii bazı faktörler rol oynadı. Kanatlılar aslında 2000-3000 yıldır evcilleştirilmiş hayvanlar. Ondan öncesinde doğada varlardı ama vahşi yaşam içinde. Sonra evcilleştirildikten sonra insanlar bunların yumurtasından ve etinden faydalanmaya başladılar. Ama asıl bu endüstriyel oluşumun ortaya çıkması aslında çok yeni sayılabilir. Türkiye'de özellikle 1970'li yıllara kadar genellikle bu tavuk eti ve yumurtası işte aile işletmelerinde, bahçede, köyde bu şekilde yetiştirilme yapılıyordu. Ve insanlar kendi ürettiklerini yiyorlardı. Ama 1970'lerden sonra 80'lerde özellikle biraz daha büyük işletmeler olduğunu görüyoruz. Hayvan sayılarının arttığını görüyoruz. 1980'lerden 2000'lere gelindikçe de artık bir teknoloji ilerlemesinin bu sektöre fayda sağladığını gördük. Yani teknoloji çok çabuk ilerledi. Dolayısıyla entegre tesisler kurulmaya başlandı. Binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca hayvan bir tesis içinde yetiştirmeye başlandı. Bu da bir seri üretim oluşmasına neden oldu. Yani hem tavuk eti hem de tavuk yumurtası özellikle 2000'li yılların başından itibaren artık ülkemizde de çok fazla sayıda seri bir endüstriyelleşmiş bir üretime dönüştü. Aslında dünyada da öyle. Dünyada da böyle artık entegre tesislerde çok sayıda hayvan yetiştiriliyor, çok sayıda yumurta üretiliyor. 2020 rakamlarına bakacak olursak dünyada 26 milyar baş tavuk olduğu tahmin ediliyor. Daha doğrusu kanatlı diyebiliriz. Ve bunların %93'ü tavuk. Yani aslında sektörü domine etmiş durumda diğer alternatif kanatlardan ziyade. Yine 2020 yılında 118 milyon ton tavuk eti üretildiği ve 1,6 milyar adet de tavuk yumurtası üretildiği tahmin ediliyor. Yani rakamlar bunlar. Dünyada en büyük üreticiler aynı zamanda tüketiciler de Amerika ile Çin. Doğal olarak tabii nüfusları da çok yüksek olduğu için orada bir endüstriyelleşmiş bir üretim var. Ama bizde de Türkiye'de de yine bu son 20 yıllık süreçte hayvan sayılarının çok arttığını, seri üretime geçildiğini artık kanatlı üretiminde söyleyebiliriz. Hatta öyle ki son 10 yılda artık bu iş kendi iç pazarına
ürün üretmekten ziyade artık ihracat tarafı da var. Yani ürettiğimiz ürünleri hem tavuk etini hem yumurtasını artık ihraç ediyor olmaya başladık. Biraz yine rakam verecek olursak Türkiye'de de 2020 yılı için 2.1 milyon ton et üretimi olduğu, pardon, 19.8 milyar adet yumurta 2020 yılı için 258 milyon adet de et tavuğu olduğunu biliyoruz. 121 milyon adet de yumurta. Aslında nüfusumuza bakıldığında bu sayılar çok gibi görünüyor. Ama yumurta özellikle daha gündelik olarak tüketilen bir ürün. Yine bunun fazlası ihraç ediliyor. Tavuk eti üretiminde yine de Avrupa'ya yakın değiliz ama yine de tüketimimizde bir artış var. Buna rağmen bu ürettiğimiz ürünlerin fazlasını genellikle ihraç ediyoruz. Yani hem beslenme açısından hem ekonomik açıdan kanatlı ürünleri üretimi Türkiye için artık oldukça önemli bir noktada diyebiliriz. Kesinlikle hocam. Verdiğiniz rakamlar ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Evet. Dediğiniz gibi 2000 yıl öncesinde doğada bulunan, sonra onu evcilleştirdiğimiz ve hatta modern tesislerde ihracata kadar götürdüğümüz bir sektör haline geldi. Evet. Peki hocam, bu kanatlı sektörü ve ya da işte özellikle hayvanların beslenmesiyle alakalı ne gibi sorunlar var ve nasıl çözümler getirebiliriz sizce? Evet, şimdi kanatlı sektörü tabii çok geniş bir sektör. Hani alternatif kanatlılar da var ama biz kanatlı sektörü deyince genellikle tavuk eti ve tavuk yumurtasından bahsediyoruz. Şimdi bir genel sorunlar var, sektörün genel sorunları var. Bir de özelde bazı beslenme sorunları, işte bazı hastalıklar var. Genel sorunlardan bahsedecek olursak aslında bugünlerde tabii hepimizin de gündeminde tabii bu artan maliyetler var. Çünkü hayvancılık dediğimizde akla ilk gelen şey, ilk gelen girdi tabii ki yem. Kanatlı sektöründe neredeyse masrafların %70'ini yem oluşturuyor. Bu %70 çok büyük bir rakam. Burada meydana gelen her artış, her fiyat artışı tabii ki üretim üzerine olumsuz bir etki yapıyor. Yem sıkıntısı var. Daha doğrusu yem sıkıntısı demeyelim de yemden kaynaklı bir maliyet sıkıntısı ve doğal olarak fiyatların artışı. Bu konuyla ilgili bazı endişeler her zaman var. Bunun dışında iklim değişikliği tabii ki bitkisel üretimi etkilediği gibi kanatlı sektörünü de etkiliyor. Çünkü iklim değişikliğinin meydana getirdiği bu bitkisel üretimdeki sıkıntılar doğal olarak kanatlı sektörünü etkiliyor. Çünkü kanatlı sektörü direkt bitkisel üretime bağlı. Örneğin biz kanatlı beslemede mısır ve soya kullanıyoruz ağırlıklı olarak hayvanların rasyonlarında. Bu iklime bağlı işte kuraklık gibi durumlar, bitkisel üretimdeki azalışlar yine hem yem maliyetlerini arttırıyor hem de bu ürünlere ulaşımı engelliyor. Dolayısıyla böyle bir sorunumuz var. Türkiye açısından bir ihracat yapıyoruz demiştik ama damızlık üretiminde bir sıkıntımız var. Yani damızlık hayvanları genellikle biz yurt dışından ithal ediyoruz. Yine bu da bir maliyet artışına neden oluyor. Belki önümüzdeki yıllarda artık kanatlı üretimine yatırım yapacak olanların direkt et ve yumurta üretimine değil damızlık hayvan üretimine yönelik yatırımlar yapmayı düşünmesi, yani burada bir açık var, bunun kapatılması için bazı yatırımlar yapılması belki bu sektördeki sıkıntıyı kısmen giderebilir. En önemli sorunlardan bir tanesi salgın hastalıklar. Kanatlarda salgın hastalıklar çok sık görülür çünkü bildiğiniz gibi büyük kümeslerde, kafeslerde binlerce hayvan bir arada yetiştirilir ve kanatlılar, aslında doğadaki kuşlar da böyledir. Birçok virüsün ve bakterinin doğal konakçısıdır zaten. Ancak bunlar bir arada kafes ve kümeslerde yetiştirildiğinde bu mikroorganizmaların hızlı şekilde üreyebilmesi için en uygun ortamlar oluşmuş oluyor. Çünkü kümes içi sıcaklıklar yüksek, nem belli bir seviyenin üstünde. Dolayısıyla bu mikroorganizmalar hızlıca yayılıyor ve salgın hastalıkları neden olabiliyor. Belki kanatlı sektöründe en büyük problemlerden bir tanesi bu. Ama tabii burada artık bizim bazı savunma yöntemlerimiz var. Bunlardan bir tanesi aşı. Son günlerde de bizim de gündemimizde. Aşı kanatlı sektöründe bu salgın hastalıklarla mücadelede çok önemli bir yere geldi artık. Örneğin kuş gribi mazisi çok eski olan bir hastalık değil. Aslında son 7-8 yıldır çok gündemdeydi. Hala bazen bölgesel olarak kuş gribiyle karşılaşılabiliyor. Ama artık örneğin kuş gribinin
kanatlar için aşısı var. Dolayısıyla o sürüler aşılandığında kuş gribi riski düşmüş oluyor. Örneğin Newcastle denilen bir hastalık var yine kanatlarda, sürülerde hızlıca yayılan. Bu önemli verim düşüklüklerine neden olabilir. Newcastle'ın da aşısı var. Yani artık civcivler kümese geldiğinde zaten büyük ölçüde aşılanmış oluyor. Dolayısıyla bu hastalıklara karşı böyle bir önlem alınması mümkün. Bunun dışında tabii biyogüvenlik önlemleri var bu hastalıklarla mücadele için. Yani aşı bir alternatif, bir elimizdeki en güçlü silah ama buna rağmen aşılanmış da olsa bazen sürülerde yine bu hastalıkların görülme ihtimali var. Buna karşı yapmamız gereken şey tabii biyogüvenlik önlemleri. Yani hijyenin sağlanması lazım kümeslerde. Bu kümeslere giren insan, çalışan, yan materyali, herhangi dışarıdan gelen bir kemirgen, kuş, bunların hepsi bir virüs taşıyıcısı, bir bakteri taşıyıcısı olabilir. Bunların engellenmesi için tabii biyogüvenlik önlemleri alınması lazım. Diğer bir problem aslında belki de çok üstünde durmadığımız ama aslında çok üstünde durmamız gereken bir konu. Artık dünyada böyle bir yönelim de var. Bizde de olduğunu görüyoruz. Hayvan refahı. Yani biz hayvan refahını genellikle daha çok evcil hayvanlar için, yani pet hayvanları için ya da işte büyükbaş küçükbaş hayvanlar için göz önünde bulunduruyoruz. Yani toplumun bakış açısında genelde bu şekilde ama kanatlar için hayvan refahı çok önemli, bir tık da çok önemsenmeyen bir konu gibi görünüyor. Dolayısıyla hayvan refahı üzerine yapılacak her çalışma, her iyileştirme tabii ki insanların tükettikleri ürünlerin kalitesini etkileyecektir. Bu bir problem çünkü kanatlılar çok yüksek sayılarda hayvanlarla üretildikleri için hayvan refahı açısından sektörde bazı sıkıntılar var. Bir diğer problem yine kanatlı sektöründe çok spekülatif söylemlere maruz kalması. Yani diğer sektörlerin tümü arasında, işte büyükbaş, küçükbaş arasında belki de söylemlerden en çok etkilenen sektör kanatlı sektörü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hem tavuk etiyle hem yumurtasıyla ilgili böyle birçok söylem oluyor ve insanlar, tabii tüketiciler bundan etkilenebiliyor. Onların etkilenmesi de üreticileri de etkiliyor. Çünkü orada bir insanların eğilimlerinde anlık değişimler yaşanabiliyor. Bu tabii üreticileri de etkiliyor. Son olarak beslenmeye gelirsek özelde. Beslenmede tabii hayvanların verim yönlerine göre bazı farklı sıkıntılar oluşabiliyor. Örneğin yumurta tavuklarında hayvanlar kafeste uzun süre yumurtlayarak uzun süre barındırıldıkları zaman kafes yorgunluğu adı verilen bir durum meydana geliyor ve hayvanlarda bir yumurtlamada düşme, bir verim düşüşü görünebiliyor. Yine kafeste yetiştirilen hayvanlarda karaciğer yağlanması, tabii az hareket, yüksek besin maddesine sahip rasyonlar hayvanlarda bir karaciğer sendromuna sebep oluyor, yağlı karaciğer sendromuna. Öte taraftan biz yine bu hayvanların verimini desteklemek için genellikle yüksek proteinli yemler kullanıyoruz. Bu da bizim insanlarda da gördüğümüz gut hastalığına sebep oluyor kanatlarda. Bu aslında işte kanda ve dokularda ürik asit birikmesi sonucu hayvanların eklemlerinde şişmelere neden olabiliyor. Diğer bir sıkıntı yine kanatlı hayvanlarda bizim çok karşılaştığımız perozis adı verilen bir durum var. Bu da hayvanlarda bir ayak bacak problemleri, işte tibia dediğimiz bizim hayvanların ayaklarında, bacak kemiklerinde eğilmeler. Dolayısıyla hayvanlarda çökme, yani artık ayakta duramayacak kadar. Bunun da farklı sebepleri var. Bunun genelde sebebi mineral eksiklikleri olabilir. Çünkü biliyorsunuz hayvanların bu iskelet sisteminin iyi gelişmesi için mineral ve vitaminlere ihtiyaçları var. Eğer bunlar eksik olursa hayvanlarda bu ayak bacak problemleri oluşuyor. Kanibalizm, sizinle de daha önce bahsetmiştik. Kanibalizm hayvanlarda sıklıkla görülür. Hayvanlar birbirlerini gagalayarak birbirlerini yaralayabilirler, kanatabilirler birbirlerini. Bu da hem verim düşüklüğüne hatta bazen ölümle sonuçlanabilir. Bunun farklı sebepleri var. Bunlardan tabii en önemlisi, konu yine aslında hayvan refahına geliyor. Hayvanların yerleşim sıklığı. Eğer birim alanda gereğinden fazla hayvan yetiştirilirse havasızlık, hayvanların yeme ve suya istedikleri oranda ulaşamamaları gibi
durumlar hayvanlarda strese neden oluyor ve bu kanibalizmle sonuçlanıyor. Bazı araştırmalar yine pelet yemle hayvanları çok uzun süre beslemenin de kanibalizme neden olabileceğini gösteriyor. Yani aslında hayvan refahına dikkat ettiğimizde kanibalizmle mücadele edebiliriz demek bu. Beslenme açısından da eğer uygun bir besleme yaparsak kanibalizm gibi bir sorunla karşılaşmayız. Son olarak da özellikle et tavuklarında, et tavukları çok kısa sürede büyürler. Yani kesim ağırlığına 42 günde ulaşırlar. Bunun için de hayvanlara çok yüksek enerjili rasyonlar verilir. Genellikle de bu rasyonlar mısır gibi kolay sindirilebilir, karbonhidrat içerirler. Dolayısıyla hayvanlar çok hızlı büyür ve vücutta, hayvanların vücudunda bu sindirilebilir karbonhidrat tüketmenin sonucunda kan pH'sında bir düşme meydana geliyor ve asitez dediğimiz şişme ve ölümle sonuçlanan bir hastalık meydana gelebiliyor. Et tavuklarında en çok karşılaşılan problem. Burada da yine işte yem kısıtlaması gibi hayvanlara, iyi havalandırma gibi bazı uygulamalarla bu problemler de çözülebiliyor. Yani genel olarak hem viral bakteriyel hastalıklarla hem de metabolik hastalıklarla mücadele ediyor kanatlı sektörü. Ama şu ana kadar yapılan araştırmalar gösteriyor ki eğer uygun besleme, bakım besleme yapılırsa bu sıkıntıların üzerinden gelinebilir. Kesinlikle. Ne kadar çok sorunla mücadele ettiğimizi evet. Çok daha iyi anladık. Protein bakımından da bizim oldukça zengin olan bir kaynağımız kanatlı sektörü. Peki hocam, siz de yaptığınız çalışmalarınız da var. Biz şunu merak ediyoruz. Kanatlı beslenmesinde ya da kanatlı yetiştiriciliğinde bilimsel olarak gelinen son aşama nedir? Evet. Aslında şöyle, yani bilimdeki ilerleme gerçekten heyecan verici. Çünkü belki de 1970'lere kadar olan bütün ilerlemelerin 10 katı, 100 katını bu son 20 yılda görüyoruz. Tabii bütün disiplinlerin ortak çalışması sonucu oluyor bu. Yani sadece tek bir bilim dalı değil, multidisipliner çalışmalar sektöre daha fazla fayda sağlıyor. Çünkü şöyle, beslemede aslında bizim gelebileceğimiz noktalar kısmen sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hayvanların besin ihtiyaçları neredeyse artık tamamen belirlenmiş. Eksikliklere göre o ihtiyaçların tamamlanması üzerine çalışmalar var. Ama şöyle, son yıllarda ne üzerine besleme çalışmaları yoğunlaşıyor derseniz, bizim de beslemeci olarak en çok yoğunlaştığımız şey bir alternatif arayışındayız. Çünkü biraz önce bahsettik, kanatlılar mısır soya ağırlıklı besleniyor. Mısır çok su isteyen bir bitki. Biz küresel ısınmayla mücadele ederken acaba önümüzdeki yıllarda su sorunu yaşayacak mıyız diye mücadele ederken, bir taraftan hayvan beslemek için mısır yetiştirme, burada bir böyle bir ikilemde hem yetiştiriciler hem tüketiciler hem de biz. Dolayısıyla alternatif kaynaklar üzerine araştırmalar devam ediyor. Bu alternatifler arasında bölgelerin ya da ülkelerin iklim şartlarına uygun yeni yan bitkiler üzerine çalışmalar var. Bir diğer taraftan bizim atık materyaller dediğimiz sanayi, gıda sanayinin artığı olan bazı ürünlerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar var. Öte yandan çok uzun yıllar kanatlı sektöründe antibiyotik kullanıldı, biliyorsunuz. 2006 yılından itibaren ülkemizde de yasaklandı. Ama antibiyotik üreticiler için bir büyütme faktörüydü et tavukları için. Yani eğer et tavuklarına bir antibiyotik düşük dozlarda verirseniz hayvanlarda bir daha hızlı bir büyüme görünüyordu. Bu antibiyotiğin yasaklanmasından sonra araştırmalar bir de buna alternatifler bulunması üzerine yoğunlaştı. Özellikle son yıllarda aslında insanlar tarafından da tercih edilen örneğin probiyotikler gibi bazı faydalı mikroorganizmaların hem hayvanların sağlığı üzerine, sindirim sistemi sağlığı üzerine hem de verimleri üzerine nasıl bir etkisi olduğuna dair bazı araştırmalar var ve sonuçların bazıları da umut verici. Dolayısıyla bu besleme çalışmalarının bunların üzerine yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Bir de aslında son yıllarda diğer işte kimya gibi diğer bilim alanlarında da çalışılan mesela nanopartiküllerin hayvan beslemede kullanımı var. Örneğin biz mineraller kullanıyoruz hayvan beslemede. Örneğin kalsiyum kullanıyoruz, manezyum kullanıyoruz. Bunları nano manezyum veya nano kalsiyum, nano çinko gibi. Çünkü bunların yarayışlılığının daha yüksek olduğunu
araştırmalar gösteriyor. Yine böyle çalışmalar var. Son 10 yıldır da özellikle yumurtada fonksiyonel yumurta, dizayn yumurta gibi bazı çalışmalar var. Bunlar aslında son 10 yılın çalışmaları. Daha yeni olanlara gelecek olursak, belki duymuşsunuzdur, bu oldukça insanlarda aslında infial yaratmıştı bir ara. Yumurta tavukları hibrittir genel olarak. Yumurta verimleri yüksektir. Ve kuluçkalık yumurtalardan çıkan civcivlerden erkek olanların itlaf edilip sadece dişi olanların büyütüldüğünü ve onlardan yumurta alındığını biliyoruz. Bu itlaf edilme olayı tabii insanlarda bir antipatik bir duyguya yol açıyor. Çünkü civcivleri sonuçta öldürüyorsunuz onlara yaşam hakkı vermeden. Son yıllarda bunlarla ilgili bir çalışmalar yoğunlaşmıştı. Şimdi son araştırmalar bize güzel bir haber verdi. Genetik alanında yapılan çalışmalar şöyle bir şeye yol açtı. Genetik bir müdahaleyle yumurtalardan sadece dişi olanların kuluçkadan çıkmasına, erkek olanların embriyo döneminde yaşamının sonlanmasına neden oluyor. Dolayısıyla bu bizim yumurta tavuklarında erkek hayvanları itlaf etmemize gerek kalmadan, yani biz kuluçkaya koyuyoruz civcivleri, sadece dişiler çıkıyor, erkekler embriyo dönemindeyken sonlanıyor gelişimleri ve dolayısıyla böyle bir şeye gerek kalmıyor. En önemli gelişmelerden bir tanesi bu. Yeni yayınlanmış bir araştırma sonucu, uygulamaya da geçilebileceğine dair bazı veriler var. Yani pratikte de uygulama yapılabileceğine dair. Bu da bizim için önemli hayvan refahı açısından. İnsanların bu olaya bakış açısı da tabii buna sebep oldu. Bir diğer konu, örneğin biz et tavuklarında hayvanları sürekli tartım yapıyoruz. Yani 42 günün sonunda bizim istediğimiz canlı ağırlığa ulaşmış mı, ulaşmamış mı? Bu da tabii bir iş yükü. Çünkü binlerce hayvanın tartılması gerekiyor. Şimdi 3D kameralarla ağırlık tespiti yapabilen bazı uygulamalar var. Yani kümes içine konumlandırılan bazı kameralar var. Kameralar 3 boyutlu olarak hayvanları ölçüyor ve size sürüdeki hayvanların ağırlıklarını ve bunların ortalamasını veriyor. Bu da iş gücü açısından inanılmaz bir gelişme. Diğer taraftan yine kümes içi 2D ve 3D kameralar ve bazı sensörlerle sürü yönetimi yapabiliyorsunuz. Şimdi bu genellikle büyükbaşlarda vardı ama kanatlar için daha çok uygulanabilir seviyede değildi. Burada da sıkıntı şu, milyonlarca hayvan olabiliyor bazen bir kümesin içinde, yüz binlerce. Burada ölen hayvanı tespit etmek, broilerler için özellikle, ya da yumurtaların, özellikle damızlık sürülerinde yumurtaları toplamak için böyle bir sürü yönetimine ihtiyaç var. Bu da çok iş gücü gerektiriyordu. Şimdi bu yöntemlerle 2D, 3D kameralar ve sensörler bulunacak kümeslerin içinde, otomatik robotik kollar eğer bir hayvan öldüyse anında müdahale edip onu içeriden alacak ya da yumurta varsa onu içeriden alacak ve bunu siz sisteminizde görebileceksiniz. Bu da teknolojik bir ilerlemenin kanatlı sektörüne getirdiği bir fayda. En son gelişmeleri bu şekilde özetleyebiliriz. Yani kanatlı sektörü de teknolojik gelişmelerden, genetik bilimindeki gelişmelerden çok çabuk etkilenen ve ona çok adapte olabilen bir sektör. Kesinlikle. Söylediğiniz gibi hocam, multidisipliner bir çalışmayla yapılamayacak, üstesinden gelinmeyecek çözüm yok gibi. Kesinlikle. Biraz önce konuşurken hocam, sorunlardan bir tanesinin de söylemlerden ya da spekülatif haberlerden dolayı olduğunu söylediğiniz, kulaktan kulağa gerçekten yayılabilen haberler bunlar. Özellikle işte hormon kullanımı ya da antibiyotik ya da kolesterolle alakalı insanların endişeleri var ve bu gitgide gelişim gösteren bir endişe haline geldi. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir hocam? Şimdi sizin de söylediğiniz gibi gerçekten kanatlı sektörü bu tür söylemlerden çok etkileniyor. Özellikle son yıllarda benim en çok duyduğum, yani böyle arkadaş sohbetlerinde de, işte tavuklarda hormon varmış o yüzden çok çabuk büyüyormuş, işte yumurtada çok kolesterol varmış gibi. Bu benim gündelik hayatımda da çok karşılaştığım bir durum. Çünkü televizyonlarda, sosyal medyada biliyorsunuz artık bu tip söylemler çok yayılıyor. İnsanların da aslında buna şüphe duyması normal. Çünkü baktığımızda bu seri üretim insanlarda bir şüpheye neden oluyor. Yani nasıl 42 günde bir hayvan bu kadar çabuk büyüyebilir?
nasıl milyarlarca yumurta bu kadar hızlı şekilde üretilebilir gibi insanlarda bu endişelerin olması normal. Aslında bu istenen de bir şey. Çünkü kaliteli ürün talep ettikçe bunun karşılığını alırız. Yani bu bir etki tepki meselesidir. İnsanların talebi bu yönde olduğu sürece kaliteli ürün üretmek zorunda kalır üreticide. Avrupa'da özellikle bu son yıllarda bu tavuk etine karşı, yumurtasına karşı bir ön yargı oluştu bizdeki gibi. Onlarda da var aynı problemler. Şimdi önce tabii bu hormon meselesi çok dilden dile dolaşıyor. Bunu bir açıklamak lazım. Evet hocam. Şimdi bizim et tavuğu dediğimiz tavuklar aslında hibrittir. Hibrit ne demek? Hibrit şu demek. Belli bir verim yönünde bir yapay seçilim yaparak siz o verim yönünde gelişmiş bir hat üretebilirsiniz. Yani seçerken anaçları daha ağır, canlı ağırlığa ulaşmış anaçlar seçerseniz onların yavrularının da dolayısıyla daha ağır olacağını düşünürsünüz. Ve yıllarca bu ıslah çalışmaları bu şekilde yapıldı. Ve en sonunda elde edilen hibritler genetik kapasitesi buna uygun hayvanlar olduğu için eğer yeterli besin maddeleri ihtiva eden rasyonlarla beslerseniz hayvanları 42 günde istenilen kesim ağırlığına ulaştırabiliyorsunuz. İnsanlar şunu düşünüyor, bu 42 günde bu hale geldiyse kesinlikle ya hormon uygulanıyordur ya da direkt genetik bir müdahale vardır gibi düşünülüyor. Ama bu yanlış bir düşünce. Çünkü bu hayvanlar dediğim gibi ıslah çalışmaları sonucu elde edildi. Bu hayvanların doğal olmayan bir tarafı yok. Sadece hayvanların genetik kapasitesi buna müsait. Yani siz o enerjiyi içeren, protein içeren yemi verdiğinizde hayvanlar o kesim ağırlığına ulaşıyor. Dolayısıyla hormon gibi bir uygulama şu ana kadar bizim rastladığımız, sektörde araştırdığımız da karşımıza çıkan böyle bir durum yok. Ama kulaktan kulağa dediğim gibi böyle bir laf dolanıyor. Tabii şöyle bir şey de var. Kanat sektöründe hormon uygulamak aslında çok da pratik olarak da maliyet olarak da çok uygun değil. Bir de belki, bahsettiğiniz gibi hocam kafeslerde binlerce hayvan var. Evet. Hangi birisinde hormon evet. olacak? Yani bu uygulamada da aslında çok pratik bir yöntem değil. Yetiştirici açısından da uygun değil. Ama işte insanların gözünde böyle bir şey var. Ama müsterih olabilirler. Hormonla ilgili bir sıkıntıya şu ana kadar kanatlı sektöründe karşılaşılmadı. Böyle bir vaka tespit edilmedi. Diğer taraftan antibiyotik meselesi aslında şöyle ortaya çıktı. 1960'lara kadar broiler dediğimiz bizim et tavuklarında yemlerin içine düşük dozlarda, süpterepik adı verilen dozlarda antibiyotik katılıyordu. Bu antibiyotikler hayvanların daha hızlı büyümesine neden oluyordu. Ve biz antibiyotik direnci denilen şeyle karşılaşana kadar aslında bu antibiyotiğin nereden geldiğini çok da tespit edilemedi. Daha sonra bu antibiyotik, yani bakterilerin antibiyotiğe karşı gösterdiği direnç ortaya çıktıktan sonra bu antibiyotiğin kanatlı etinden geldiği öğrenilince bu insanlarda da bir tepkiye neden oldu ve yasaklandı. Şu an günümüzde dünyada birçok ülkede ve ülkemizde de 2006 yılından beri et üretiminde, kanatlı et üretiminde antibiyotik kullanımı yasak. Yani biz Tarım Bakanlığı'nın denetlediği oradan onaylı olan ürünlerin antibiyotiksiz olduğunu varsayabiliriz. Yalnız bu bazı premixlerin içinde hayvanlarda koksidiyoz denilen bir hastalık var. Ona karşı düşük miktarlarda olduğuna dair bir söylentiler var. Bunların tespit edilmesi, kontrol edilmesi lazım. Ama onun dışında şu anda antibiyotik varlığından söz etmek doğru olmaz. Ve zaten çünkü, yasaklandı. Evet, yasaklanmış olduğu için. Dolayısıyla antibiyotiğin şu anda bir problem olduğunu söyleyemeyiz. Ancak dediğim gibi bildiğiniz, güvendiğiniz, Tarım Bakanlığı tarafından onaylanmış yerlerden bu ürünleri alıp kullanmak bu açıdan daha doğru görünüyor. Kolesterol meselesine gelince, tabii ki tavuk yumurtasında kolesterol var. Bir yumurta sarısında yaklaşık 180 miligram seviyesinde kolesterol var. Bunun çok düşük bir rakam olduğu söylenemez. Ama bu kolesterol yüzünden yumurta tüketimini kesmemizi gerektiren bir durum değil. Yani insanlara işte günde 10 tane yumurta yiyin, günde bir tane yiyin, hiç yemeyin demek doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yumurta başlı başına çok zengin bir gıda maddesi. Eğer kolesterolle ilgili bir probleminiz varsa bunu doktorun size tavsiyeleriyle değerlendirmek daha doğru.
Bunun dışında kolesterol, yani yumurta tek başına insanların kolesterolünü istenmeyen seviyelerde yükseltecek kadar değil. Eğer günde 10 yumurta yemiyorsanız, ki o da çok mümkün değil zaten. Kesinlikle hocam. Yani insanların bu kulaklarında dolaşan olumsuz haberleri de bu şekilde cevaplamış evet. oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Hocam, normalde kanatlı yetiştiriciliğinin %93'ünü oluşturan bir varlık tavuk, öyle evet. söylediniz. Ve son zamanlarda bazı sınıflandırmalar var. Hı hı. İşte organik, gezen tavuk ya da işte köy tavuğu tarzında. Hı hı. Bu sınıflandırmadaki farklılıklar neden kaynaklanıyor? Avantajları ya da dezavantajları nedir bu yetiştiricilikte? Hı hı. Şimdi şöyle, aslında bu da insanların talepleri doğrultusunda ortaya çıktı bu tanımlar. Organik hayvancılık uzun süredir dünyanın da bizim ülkemizin de gündeminde. Organik hayvancılık, organik tavukçuluk tabii ki normal endüstriyel süreçlerden biraz daha zor. Çünkü onun şartları daha zor. Yani sizin işletmenizin bulunduğu yerden tutun da hayvanlarınızın damızlık materyalinizin ne olduğuna kadar, kayıtlarına kadar, onlara verdiğiniz yemin nereden geldiğine kadar, onun yetiştirme şartlarına kadar birçok farklı faktörü göz önünde bulundurmanız gereken bir konu. Organik hayvancılığı yapmak, o sertifikayı almak biraz daha zor. Tabii ki dolayısıyla şöyle bir durum oluşuyor. Organik ürünler, organik sertifikalı ürünler maliyeti daha yüksek olduğu için fiyatları da daha yüksek oluyor. Şimdi burada da şöyle bir problem çıkıyor ortaya tabii. Yani yüksek ücret ödeyebilip onu alan kişi daha kaliteli ürün üretir, ürün tüketirken diğerlerinin böyle bir hakkı yok mu? Yani bu sınıflandırma ne kadar doğru? Çünkü sonuçta bir maliyet var ortada. Aslında doğru olan herkes için kaliteli, herkes için tüketilebilir standartlarda ürünler elde etmek. Ama organik hayvancılık yapanlar ve bu ürünleri tercih edenler var. Organik hayvancılıkta şöyle bir durum da meydana geldi. Aslında hayvan refahı açısından da o da bir faktör oldu. Yani organik hayvancılığı destekleyen. Hayvan refahına insanların biraz daha önem vermesi bu sektörü biraz daha geliştirdi. İnsanlar tabii bir de son yıllarda bu pandemiyle de birlikte yediklerine, içtiklerine biraz daha dikkat etmeye başladılar. Dolayısıyla organik hayvancılık bu şekilde. Organik yumurta ve tavuk eti tüketmekte hiçbir sakınca yok. Sadece maliyet olarak onlar biraz daha yüksek. Bunu yapamayan yetiştiricilerin farklı alternatifleri var tabii. Örneğin son yıllarda işte köy tavuğu dediğimiz bir tanım çıktı. Hani bir de şöyle bir algı da oluştu. Sanki köy tavuğu organik ve daha doğal, diğer tavuklar doğal değilmiş gibi bir ayrım ortaya çıktı. Şunu baştan söylemek lazım. Bütün tavuklar doğaldır. Yani doğal olmayan tavuk diye bir şey olmaz. Tavuklar doğal organizmalardır. Ama köy tavuğu dediğimiz şeyde şöyle bir şey var. Yani daha küçük işletmeler kendi bulundukları ortamda belli sayılarda hayvanı açıkta gezen tavuk şeklinde yetiştirip onu köy tavuğu şeklinde satabilirler. Bunda bir de bir sakınca yok. Zaten çalışmalar şunu gösteriyor. Yani kafeste yetiştirilmiş bir tavuk ya da et tavuğu için kümeste yetiştirilmiş bir tavuk ya da gezen tavuk ya da köy tavuğu dediğimiz tavukların veya bunların yumurtaları arasında besin maddeleri açısından herhangi bir fark yok aslında. Ama tabii ki gezen tavuklarda dışarıda yetiştirilen tavuklarda salgın hastalıkların biraz daha az görüldüğünü biliyoruz. Çünkü açık ortam olduğu için, yerleşim sıklığı daha az olduğu için bu gibi salgın hastalıklar özellikle bu açıdan onlarda daha az görülebiliyor. Benim tavsiyem şu, yani köy tavuğu demek illaki çok sağlıklı, çok iyi olduğu anlamına gelmez. Sizin normal kafes tavuğu, aldığınız kafes tavuğu da aynı besin değerine sahip. Hatta şöyle bir durum bile olabilir. Yani köy tavuğu diye yetiştirilen tavukların kontrolü biraz daha zor. Yani bu işletmeler genellikle daha küçük. Bunların Tarım Bakanlığı tarafından düzenli kontrolü biraz daha gözden kaçabiliyor büyük işletmelere nazaran. Dolayısıyla nereden aldığınızı bir kontrol etmekte fayda var. Çünkü hayvanlar sonuçta gezdiği zaman tükettikleri ürünü kontrol etmeniz de çok mümkün değil yemi. Yani orada farklı şeyler de tüketebilirler. Ama kafeste olduğunda bu daha kontrollü. Yani hayvanların tükettikleri ürünler daha kontrollü. Ama insanların bunları talep etmesinde de bir sıkıntı yok. Ben şöyle düşünüyorum.
Bu işte köy tavuğu, organik tavuğa talep arttıkça üreticilerin de bu yönde üretime yöneleceklerini, dolayısıyla da hayvan refahı üzerine bir katkı sağlayabileceğini düşünüyorum bunun. Burada bahsetmişken, yeri gelmişken iyi tarımdan da bahsetmek lazım. Tabii ki. İyi Tarım, Tarım Bakanlığı'nın son yıllarda gündeme aldığı bir konu. İyi Tarım sertifikası veriliyor. Orada da yine bazı prosedürleri yerine getirmeniz gerekiyor. Burada yine hayvanın menşei, çalışanların durumu, sizin verdiğiniz yemin kalitesi, kalıntılar, bunun içindeki kalıntılar. Yani siz bu iyi tarım uygulamalarını yaptığınızda ürettiğiniz ürün de iyi olmuş oluyor ve daha kaliteli bir ürün üretmiş oluyorsunuz. Belki bizim gibi hani yüksek nüfuslu ve protein kaynaklarına daha çok ihtiyaç duyan ülkeler için bu maliyetlerin de çok yükselmemesi açısından iyi tarımda organik hayvancılığa bir alternatif olabilir. Bunun yerini alabilir. Kesinlikle hocam. Bu sınıflandırmadan doğan farklılıkları da çok güzel, evet, bir şekilde ortaya koymuş olduk. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel ederim. Bir program oldu. Ayağınıza sağlık. Sizi tekrardan yaptığınız çalışmalarda, bilimsel çalışmalardan sonra da ağırlamak isteriz hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İmkan verdiniz. Konuşmuş olduk. Biz teşekkür herkese ederiz. Herkese teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Ziraat Söyleşilerin bu haftada sonuna geldik. Gerçekten çok faydalı bilgiler verebildiğimizi düşünüyoruz. Bizleri sosyal medya mecralarından takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Yayında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bir sonraki seferde tekrardan buluşmak üzere. Sağlıkla kalın inşallah.